Merhaba arkadaşlar, sayfaya gelen bir soru. Yine vakit buldukça çözüyorum bunlardan da. Şimdi bu tarz soruların ilk çıkış modeli şeydi. Rasyonel sayılarda şöyle 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Altta da şey vardı, 3 bölü 2 artı 4 bölü 3 artı 5 bölü 4 atıyorum. Buna A diyordu, buna B diyordu. Diyordu ki bunun bunu türünden ifade ediniz. Biz de bakıyorduk. Birinci terimle birinci terimi kıyaslıyoruz. Aa, bu bundan bir fazla. Bunun üstüne bir koyarsan, yani 2 bölü 2 koyarsan bu olur. Bu da bundan bir fazla. Bu da bundan bir fazla. Öyleyse B, A eşit, şey, B dediğimiz şey aslında A artı 3 oluyor. Şunun üstüne 3 koyuyoruz diyorduk. Bu eski soru tiplerinde böyleydi. Bunu biraz zorlaştırmaya başladılar. Ne yaptılar? Dediler ki şimdi böyle yapmayalım. Çok beleş olmasın. Şurayı şöyle götürelim. N tane olsun. N tane eleman var desin mesela. O zaman ne olur? B ne olur? Kaç tane eleman varsa? Mesela 10 tane eleman varsa artı 10 olacak. B eşittir A artı 10 olacak. Çünkü her birinde bir tane artıyor. Dolayısıyla N tane eleman olursa B eşittir A artı N olacak. Nasıl olduğunu bir daha söyleyeyim. N'in kaç olduğunu bilmiyoruz. 9 olabilir, 10 olabilir. 9 olursa, 9 tane terim olursa her biri için 1 arttığı için B A'nın 9 fazlası olur. 10 olursa 10 fazlası. 9 mu 10 mu bilmiyoruz. N dedi. O zaman B A'nın N fazlası diyoruz. Yani 20 terimse 20 fazlası. Şimdi oradan da bugün gelen soru tipine geçmişler herhalde. Bu soru tipi çok zor değil aslında da biraz uyanıklık var. Şimdi karıştırıp veriyor. 5 bölü 16 artı 6 bölü 19 7 bölü 22 diyor. Bu M'ymiş. Diğeri de bu da 1 bölü 16 şey pardon 1 bölü 66 işte ben alışmışım. Refleksel hemen gidiyor. Üstteki hemen bununla bunu benzetmeye çalışıyor. 1 bölü 48. Bunun M cinsinden değeri nedir diyelim. Buna ne diyelim? Buna mesela N diyelim. N'nin M cinsinden değeri. Uyanıklık nerede? Uyanıklık şurada. Şimdi diyor ki adam bu soruları çözen, klasik çözen adam birinci terimle birinci terimi kıyaslayacak. O ne yapıyor? Şu terimle şu terimi aslında bağdaştırıyor. Şunla şunu, şunla da şunu. Bu toplam yani sonuçta toplamda ifadenin yerini değiştirebiliriz. Bunu bir değiştireyim mesela. Üstteki kalsın 5 bölü 16 artı 6 bölü 19 artı 7 bölü 22. Alttakinin yerlerini değiştiriyorum şimdi. 1 bölü 48 artı 1 bölü 57 artı 1 bölü 66. Şimdi bir de üsttekinin paydasını genişletiyorum. 16'yı 48'e, 19'u 57'ye, 22'ye, 66'ya benzeteceğim. Nasıl? 3 ile genişleteceğim. Şimdi 5 bölü 16, üstü de altı da 3 ile çarparsam 15 bölü 48 olur. 6 bölü 19, hem üstü hem altı 3 ile genişletirsem 18 bölü 57 olur. Ve burada 22, 7 bölü 22 hem üstü hem altı 3 ile genişletirsem 21 bölü 66 olur. Şimdi M bu, N bu. Hala bir şey göremedik diyelim. Bakıyoruz şimdi 15 bölü 48, 1 bölü 48 daha 16 bölü 48 yapar. Çıkarsak 14 bölü 48 yapar. 14 bölü 48 çok mantıklı bir şey değil. Çünkü hani 16 bölü 48 1 bölü 3'e eşit. 16 48'in 3'te 1'i. Bir toplayalım bakalım ne oluyor. Bu 16 bölü 48 etti. Bu 19 bölü 57 etti. Bu da 22 bölü 66 etti. M ile N'yi toplayın diyor. Peki bu ne? Sadeleştirdim. 1 bölü 3. Sadeleştirdim. 19 bölü 57, 1 bölü 3. Sadeleştirdim, 1 bölü 3. Yani M artı ne oldu? 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 daha. 3 bölü 3 yani 1. M artı N 1'miş. Öyleyse N dediğimiz şey de 1 eksi M'ymiş.
M'yi karşıya attım, eksi olarak geçti. Demek ki N dediğimiz, bizim N dediğimiz A da diyebilirsiniz. B de verilen ifade şıklardan 1 eksi M'ye eşit oluyormuş. Bu yanıklığı nerede yaptı? Tekrar göstereyim. Bunları alt alta yazacağımızı biliyor. Belki soruda kendisi öyle veriyor. Bunun paydasıyla sadece şunu düşünmeyin. Şunların da benzer olabileceğini düşünün. Yani 16'yı buraya koydu. 16'nın 2 katı 32'yi getirip buraya koyabilir.